Anlat Bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran ilimizden İzmir'den sizlere sesleniyoruz ve yanımızda parfüm sektöründe hizmet vermekte olan Ayşenur Hanım var. Hep birlikte izliyoruz. Ben doğma büyüme ve Bursalıyım ama 21 yılı aşkın süredir, yaklaşık 22 yıla girdik, İzmir'de yaşıyorum. Bir tane oğlum var, o da İstanbul'da yaşıyor. Bana işimde de her anlamda destek veriyor. Bu işi mağazam vardı daha önce. Ama sonrasında şehir değişikliği itibariyle İzmir'e geldim, yerleştim. Ve mağazam bayan butikti. Kendim kullanmak üzere bu parfümleri temin ediyor ve kendim kullanıyordum. Çok memnun olunca ben bu işi yapabilir miyim diye başladım. Ve öncelikle tabii ki İzmir benim için yabancı bir şehir. Burada hiç ailem, akrabam da yok. İstanbul ve Bursa'da herkes. Zordu tabii ki benim için başlangıç itibariyle. Ama işim sayesinde başlangıç olarak öncelikle Bostan'dı. Bospa dediğimiz sosyete pazarı, Perpa, Perşembe pazarı ve Alaçatı olmak üzere haftada 3 pazara tezgah açtım. Orada çok değerli müşteriler elde ettim. Yani ben müşteri demiyorum, dost müşteri. Biz bir aile olduk, ahbab olduk, arkadaş olduk, kardeş olduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ki bu sayede benim koskocaman bir ailem oldu. Alo dediğimde her anlamda bana yetişebilecek, hatırımı soran, özel günlerimde yanımda olan, kutlayan koskocaman bir aile olduk. Çünkü ben de işten önce dostluk amaçlı bu işi yaptım. Müşteri memnuniyeti benim için son derece önemlidir. Şöyle örnek vermem gerekiyorsa, aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki, tabii ki zor günlerdi. Şöyle örnek vermem gerekiyorsa, eğer elimde bir parfümden 10 tane mevcut ise, gelen müşterime hitap eden o bir tek ise, ben o teki tavsiye ettim ve önerdim. Dolayısıyla bunun dönüşü bana hem dostça, hem sevgiyle, hem veri olarak döndü. O yüzden şükürler olsun, yalnız başıma mücadele ettim. Oğlum bir taraftan okuyordu bir başka şehirde. Zor günlerdi. Şimdi bu koskocaman parfüm ailem sayesinde çok güzel dostlarım, evlatlarım sayesinde ve iş arkadaşlarım. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu sayede koskocaman, ben çok varlıklı, çok zengin bir aile oldum. Çok büyüdüm. Şöyle söyleyelim, insan biriktirmek, insan kaybetmemek o kadar değerli ve o kadar önemli ki, hep bu önemi güttüm. Şükürler olsun. Bunun da zaten verisini alıyorum. Peki Ayşenur Hanım, burada vermiş olduğunuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Şimdi tabii işin içerisine girince daha da uzmanlaşıyorsunuz. Artık ben kelimesini çok sevmesem de artık gelen müşteri kitlesinde mesela bazen soruyorlar, Ayşenur Hanım sizin önerinizle biz alalım ve genelde yanılmamışımdır bu zamana kadar. Ten rengine, kilosuna, yaşına dikkat ediyorum tabii ki o oranda. Mesela çok ilginç bir şey anlatayım. Bir gün 16 yaşlarında bir kız evladımız ısrarla bir parfüm istedi ve o parfümün anneanne tadında kokan bir parfüm
Ve dedim ki evladım, yani bu sen çok gençsin, çok küçüksün, çok cicisin. Bu çok ağır koku sana hiçbir şekilde uymaz. Ama yok hayır, ısrarla ben onu istiyorum. Böyle de tabii terslikler yaşanabiliyor. Ama siz de bunu çok güzel bir şekilde yönetiyorsunuz ve kişiye uygun bir şekilde parfümlerinizi hizmete sunuyorsunuz. İlla ki tabii ki benim için her şeyden önce kişinin bir kez değil, devamlı bir şekilde bizi tercih etmesi, beni tercih etmesi, memnun kalması, mutlu olması. Zaten fiyatlarımız piyasa oranında son derece ekonomik ama buna rağmen yine de herkesi mutlu etmek istedim. Ha, olmuştur tabii ki. İnsanız hepimiz. Ama hatırlıyor musunuz derseniz iki kişiyi mutlu edemediğimi biliyorum. Onların da kendi kişisel huzursuzluklarına veriyorum. Artık diyecek bir şey yok. Çünkü ben gerçekten söylüyorum. İnsanlar benim için çok önemli. Ben çok pozitif bir insanım. Pozitif bir enerjiye sahibim. Ve sahada insanlarla birebir olmak hakikaten çok zor. Siz yıllarca bunu yapmışsınız pazarlarda ve vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı. Çoğunlukla insanlarla iletişim kurarak aslında devam ettirmişsiniz. Aynen öyle oldu. Hatta oğlum bir keresinde çok sinirlendi ve ters müşteriye. Yani çocuk haklıydı aslında ama biz hep müşteri haklı diyoruz. Şimdi ilk günler bana da çok zor geldi. Ben el bebe gül bebe köşkte büyümüş bir insanım. Çok büyük bir ailem var Bursa'da. Sonrasında gelip sahada ve pazarda servis yapabilmek herkesin harcı değil aslında. Ben önce kendimi kutluyorum burada. Çünkü değerli sizleri kutluyoruz. Çünkü çok gerçekten zor bir şeyi başarmışsınız. Farklı bir şehirden gelip burada hizmetlerinizi sunmuşsunuz. Şükürler olsun. En büyük yardımcım tabii ki Allah'ımdı. Onunla beraber, yani yalnızdım burada. Ve de çok sevgili dostlarım ve çok değerli, çok kıymetli müşterilerim sayesinde ben bugün buradayım. Ben bugün onlar sayesinde, sizler sayesinde Ayşenur Parfüme'yim. Ha bu arada isim tepkileri geliyor. İnşallah ileriki günlerde bir isim değişikliğine gideriz tabii ki de. Onun da müjdesini, haberini vereceğiz hep birlikte. Diğer meslektaşlarımdan farklı kılan nedir ise piyasada zaten sosyal medya beni bu yüzden korkuttu. İnanılmaz derecede çok herkes tabii ki satış yapmak istiyor, saygım var ama biz orijinal tester satıyoruz. Maalesef Türkiye'de merdiven altı dediğimiz dolum parfümler var. Dolayısıyla bu son derece tehlikeli ve zararlı. Bazı insanlar fiyatı için tercih edebiliyorlar. İşte bu yüzden yapmak istemedim, sosyal medyada sıcak satışta devam etmek istedim. Ama olmadı. Ben diyorum ki Ayşenur Parfüme'den yanılmazlar. Bizim ilkemiz zaten müşterilerimizi memnun etmek. Sonrasında da en iyi hizmeti verebilmek. Efendim. Markamız. Rica ederim. Güveni nasıl sağladınız diyecektim. Güveni sorayım. Peki efendim, siz bu güveni nasıl sağladınız? Bu güven kendi kendine oluştu aslında. Benim bir kere benden alışveriş yapıp bye bye diyen hiçbir müşterim olmadı.
biz yıllarca evlat oldu, kardeş oldu, aile oldu, arkadaş oldu, dost oldu. Ailem gibi, canım gibi insanları bu sayede hayatıma dahil ettim. Memnuniyet kendi kendine oluştu aslında. Yani insanlar aldılar, baktılar, gördüler. Hakikaten denen gibi. Ve aynı şeyleri şu anda sosyal medyada da alıyorum. Bu beni korkunç mutlu ediyor tabii ki. Yani inanılmaz keyifliyim. Var olsunlar, daim olsunlar hayatımda ve ailemizin içerisinde inşallah. Biz de en iyi hizmeti en uygun şekilde vermeye devam edeceğiz.